Efendim Gurbetçi programından merhabalar. Yine gurbetteyiz. Gurbetteki hemşehrilerimizin hikayesini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Almanya'nın Ham bölgesindeyiz. Ayhan Açıcı ile birlikte. Ayhan abimizle birlikte sohbet edeceğiz. Buraya nasıl geldi? Burada bir günü nasıl geçiyor? Yaşam nasıl burada? Vatan hasreti nasıl? Bunları değerlendireceğiz. Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ortam. Bizleri ağırlıyorsunuz burada. Çok sağ olun öncelikle. Ayhan Açıcı'yı tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Ayhan Açıcı. 50 yaşındayım. 1996 evlilik yoluyla geldim Almanya'ya. Ama benim çocukluğum daha önce burada geçmişti. İşçi ailesinin ferdiydi. Ailece kesin dönüş yaptık biz 1984'te. Ortaokul ve liseyi orada da bitirdim. Daha sonra birkaç sene gurbet hayatım oldu. Daha sonra eğitim fakültesini okudum. 3 sene. Sonra eşimle tanışıp buraya gelmiştim, eski eşimle. 3 yıl önce ayrıldım. Tek başıma kendi işim var. Onu soracaktım. Hangi sektördesiniz ve bize buradaki bir gününüzü anlatır mısınız? Ben internet üzerinden satış yapıyorum. Online shop'um var. Tekstil üzerine. 2009'dan beri yapıyorum. Daha önce yan iş olarak yapıyordum. Ama bundan 3 sene önce tamamen bu işe yöneldim. Çünkü vakit bulamadığım için. Ama uzun yıllar boyunca nakliye firmasında çalıştım. Tanker şoförlüğü yaptım. Başka 2 tane evladım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Oğlum 21 yaşında, üniversite okuyor. Kızım 24 yaşında, evlendi. İş temposu nasıl acaba? Yani iş temponuzu sorsak. Şöyle, ben saat 7.30'da iş yerime gidiyorum. Sonra 2 tane işçim geliyor. Saat 8'de açıyoruz. Saat 2'ye kadar çalışıyorlar kendileri. Ben de sabahları... İşte iadeydi veyahut da internete konulacak malları gözden geçirip internete fiyatları belirleyip yerleştiriyorum. Daha sonra paketleri hallediyoruz. Onları gönderiyoruz. İşte e-mail kontrol ediyoruz. Onlara cevap veriyoruz. Ondan sonra da saat 2'de zaten kargocu paketleri alıp götürüyor. Ben de evime dönüyorum yani. Şunu merak ediyorum. Özellikle pandemi olsun, son dönemler olsun. Türkiye'de e-ticaret inanılmaz derecede evet. Hacmi arttı. Almanya'da tablo nasıl? Bu internet üzerinde satış zaten 2000'li yıllardan beri var. Başından beri. Özellikle. Tabii pandeminin çok büyük bir etkisi oldu. İnsanlar daha çok online alışveriş yapmayı öğrendi. Özellikle yaşlı kesim bilmezken onlar da öğrendiler. Onlar da sürekli alışveriş yapıyorlar. Bir de bu hastalık bulaşmasın diye fazla kontağa girmeyelim diye internetten satışlar daha fazla arttı. Zaten büyük firmalar da artık tamamen online'a yöneldiler. Kendi şeyleri şubelerinde daha çok showroom tarzında hizmet veriyorlar. Şunu merak ediyorum, sektör olarak değil de son dönemlerde gerek pandemi olsun gerek Ukrayna-Rusya savaşı olsun ciddi bir enflasyon var. Tüm ülkelerde var aslında bu. Almanya'da nasıl? Almanya'da hayat pahalılaştı mı? Kesinlikle öyle. Özellikle gıdada, süt ürünlerinde olsun çok fazlasıyla yani 2 katına çıktı diyebilirim. Bir de şimdi fiyatlar yüksek gözükmesin diye mesela 1 kiloluk malzemeye yarım kilo gösterip aynı fiyata geldiği için böyle işte kamufle ediyorlar. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz. Özellikle işte bu gaz fiyatlarının da artmasıyla enerji sektöründe de çok büyük bir
kargaşa var. İnsanlar şimdi diyelim soba almak istiyor. Yani tekrar şömineye dönmek istiyor. Bu sefer odun fiyatları artıyor. Yani nereden yani hiçbir yere kaçamıyoruz. Öyle bir kısır bir döngüdeyiz. İnşallah bir an önce normalleşir. Yani pandemiden daha çok şu an durumlar daha böyle insanlar arasında kaos var. Şunu merak ediyorum. Yıllardır buradasınız. Neredeyse 30 yıla aşkın süre, 30 yıla yakın süredir buradasınız. Buradaki gurbetteki vatandan 3000 kilometre uzaktasınız. En acı anınız, sizleri en çok duygulandıran veya en çok üzen an neydi? Onu merak ediyorum. Ben babamı çok severdim. Babam benim için bir idoldü. Yani babam yıllar boyu çok acılar çekti, çok yoksulluk çekti. Hatta burada gurbete geldiğinde çok zahmet çekmişti ve Türkiye'den sonra da buranın burada aldığı zorluklardan dolayı da çok hastalıklar geçirdi. Onu kaybettim 2016'da. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. 2016'nın yılbaşı gecesi kaybettim onu. Ondan sonra da zaten memleket beni çok fazla şey yapmadı yani çekmedi. Çünkü bir de onun büyük etkisi oldu. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de yapılanma hızlıca arttı. Trafik sorunu da çok arttığı için. Yani eski havası da kaybolduğu için. Bir eskisi kadar öyle bir özlem duymuyorum işin açıkçası. Tabii ki gezmek, görmek, memleket havası almak istiyoruz. Değişik yerlere git gezmeyi. Ama kaldığım mahalle olsun veyahut da işte çevrede babam gittikten sonra hiçbirim şey yapmıyor yani cezbetmiyor maalesef. Gurbetteki en mutlu anınız desem hani sizin en çok mutlu olduğunuz böyle sizi en çok mutlu eden olay hangisiydi ya da var mı? Birçok olay var mutlaka da. Beni çok etkileyen, çok mutlu eden bir olay o kadar çok var ki yani ben mutlu olmayı seviyorum yani böyle gülmeyi, eğlenmeyi, şakayı, şamatayı seviyorum. Yani anı yaşamak istiyorum. Mutluluk o yüzden şu olay yaşadığım için bunu ileride anlatırım falan böyle şeyler düşünmüyorum. Yani bir yere sabit kalmıyorum. O sayede de genç duruyorsunuz. Ayhan abim 50 yaşında ama maşallah daha genç duruyor. Yani ben sevdiğim insanlarla beraber olmayı çok seviyorum. Yani ben mesela o aile ortamını çok özledim. Yani o pazar kahvaltılarını hani bütün sülale gelir böyle şey yapar. Birlikte olur. O haftanın bir şeyi olur. Raporu sunulur. Herkes kendini anlatır falan. Bu gurbette bunun acısını yaşıyoruz. Yani eksikliğini yaşıyoruz. Onun haricinde yani ben buraya geldim geleli 20 kaç senedir buradayım. 26 senedir buradayım. Böyle dönüm noktası yaşadığım diyebildiğim, böyle çok mutlu olduğum bir anım yok yani. Karayoluyla Türkiye'ye gittiniz mi hiç? Karayoluna gittim, evet. Peki giderken mesela o sınıra geldiğinizde, o bayrağımızı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Hani Türkiye sınırına girdiniz, o bayrağımız orada dalgalanıyor. Evet. Oradaki his ne oluyor? Vallahi o kadar şöyle, gümrüklerden çok acılar çektiğimiz için, yani çok stres yaşadığımız için Türk bayrağını görünce böyle hedefe ulaşmış oluyoruz. Onun çok büyük mutluluğu oluyor. Elbette yani anlatılmaz bir duygu. Tekrar ben daha çok çocuklarım için istiyordum. Yani onlar gelsinler, görsünler falan, alışsınlar. Ama şimdiki çocuklar da o kadar çok böyle egoist düşünüyorlar. Böyle biraz daha yani maalesef o bizimle yaşadığı özlemimizi, heyecanımıza katılmıyorlar. O amaçla gitmiştim birkaç defa. Yani istediğim verim alamadığım için de daha sonra uçakla gittik. Çünkü gerçekten tam yazın ortasında tatil zamanında gidildiği için çok kalabalık oluyor her taraf. Sıcaklığı var. Çok konvoylar oluşuyor. O yüzden cazibesini yitiriyor maalesef. Peki abi ordu denilince aklınıza gelen ilk üç şey ne oluyor? Ordu dedi. Mesela aklınıza ilk gelen üç şeyi soruyorum. Ya ordu deyince manzara geliyor. Zaten insanlar şimdi eskiden ben mesela orduluyum deyince orduyu çoğu insan tanımazdı. Ama şimdi ordu o kadar çok güzelleşmiş ki yani tekrar bir güzellik katılmış. Yani eski şeyinde değil. Yani Karadeniz'in önde gelen şehri haline gelmiş.
Haliyle biz de hemen aklımıza o geliyor. Ordunun güzellikleri, ordunun doğallığı. Başka orduyu, orada beni aklıma gelen... Korgan olur, Boztepe olur, fındık olur. Tabii yaylalar. Olur. Yaylalarımız. Gidiyorum. Evet, yaylalarımız. Bir de sorunlar diyeyim ben. Ne gibi sorunlar var? Ona da söylemiş oldum. Ya sorunlar tabii ki hep aynı şey söyleniyor. Yol sorunumuz. Ya bir şekilde biz geliyoruz, yolu kullanıyoruz. Ama aslında problem memlekete geldikten sonra başlıyor. Çünkü çok aşırı gürültü, toz, toprak bitmiyor. Ve özellikle o tarım araçlarının şehri istila etmesi daha çok böyle insanı şey yapıyor. Yani tatile gidiyoruz, biz dinlenmeye gidiyoruz, insanlarla hasbihal etmeye gidiyoruz. Ama o gürültü, o ses insana şey yapıyor yani tadını çıkaramıyoruz maalesef. Yani onlara bir çözüm bulunması lazım. Veya en azından belirli günlerde trafiğe açmaları gerekiyor. Yani bir ona bir kısıtlama getirmeleri gerekiyor. Bence biraz insana saygısızlık. Ne sıklıkla gidiyorsunuz oraya? Bir orada bir gününüz nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz? Şöyle Ordu'ya ben senede iki defa falan gidiyorum. Gittiğim zaman ailem, arkadaşlarım onlarla zaman geçiriyoruz. Ve zaten biz fazla durmuyoruz tabii ki. Yani haliyle her korganın yaptığı gibi yaylaları hemen atıyoruz kendimize. Çünkü şehir içinde durulacak gibi değil. Hem park problemi çok oluyor. Hem gürültü. O yüzden memleketimiz gerçekten çok güzel. Piknik havası yaşamak çok güzel oluyor. Yani o şimdi yeni de devlet de bayağı bir yatırımlar yapmış. Her gittiğinizde farklılık görüyor musunuz? Hani gelişen bir Türkiye görüyoruz biz. Yani Türkiye'den baktığımızda yatırımların sürdüğü bir Türkiye görüyoruz. Siz ama yılda bir gelince daha iyi gözlemleyebiliyordursunuz. Aynen öyle. Biz şimdi şöyle düşünüyorum ben. Türkiye'de yaşayanlar ve Türkiye'deki o ortamı yaşayanlar bir maçta oynayan futbolcular gibi. Biz de seyirciler gibiyiz. Biz yani mesela oyunun nasıl akışını veya işte pozisyonları falan daha iyi görüyoruz dışarıdan. O yüzden bizim gözlemlerimiz farklı oluyor. O mücadele veren insanlar farklı düşünüyorlar. Biz farklı düşünüyoruz. Ben çok beğeniyorum. Yani bence gerçekten çok büyük farklar var. 90'lı yıllarda geldim ben buraya. Arasında yani dağlar kadar fark var. Yani o değerini bilmek lazım. Mesela sizin de şöyle bir hayaliniz var mı? Genelde hani ilk kuşak hep şöyle gelmiş. Biraz kazanalım, geri dönelim. Ama kalmışlar mecburen. Sizden bir süre sonra hep Türkiye'de yaşamayı hayal ediyor musunuz? Hep Türkiye'de durun buraya arada bir gelirim diye planınız var mı aklınızda? Vallahi ben birinci nesile aslında gıpta ile bakıyorum. Onlar da güzel yapıyorlar. Biraz orada, 6 ay orada, biraz 3 ay burada falan filan yapıyorlar. O güzel bir şey. Ben de öyle bir şey düşünüyorum. Kesinlikle böyle kesin dönüş yaparım falan filan öyle bir şey aklımdan geçirmiyorum. Çünkü sonuçta işim burada. Çünkü kendi işim olduğu için emekli gibi de değilim. Ama sık sık Türkiye'de kalmayı tercih edeceğim. Yani ilerleyen senelerde inşallah kafama göre güzel bir küçük bir dünya kurmak istiyorum. İnşallah diyorum. Son olarak şunu sorayım. Mesela siz şanslısınız. Çünkü hayatınızın bir bölümü Türkiye'de geçmiş. Ve Türkiye'ye, vatana olan özleminiz, hasretiniz, bağlılığınız daha farklı. Fakat 3. 4. kuşak burada doğup büyüdü. Hani anneleri de ya da babaları da Türkiye'den gelmediği sürece hani tamamen Alman kültürü içerisindeki Türk kültüründe yetişiyorlar. Ve bu çocuklarımızı Türkiye'ye bağlılığını arttırmak noktasında ne yapmamız lazım? Hani bunu şeyler başarıyor. Buraya hayatının bir bölümünü orada geçirip daha sonra Almanya'ya eleneklenen anne baba vatan özlemiyle yandığı için çocuğunu hissettirebiliyor. Hani ne yapmamız lazım çocuklarımıza ki aynı sizin gibi vatana bağlı, sizin gibi vatana hasret duyması lazım? Bence küçük yaşlardan itibaren sık sık gitmek lazım çocuklarla. Çocuklar küçük yaşlarında gelişme çağındayken adapte olurlarsa oluyorlar. Ama sonradan o tren kaçtı mı daha da oraya bir şey duymuyorlar maalesef. Yani şimdiki nesil gerçekten çok zor. Onları ikna etmek, onları memnun etmek çok zor. Çok fazla egoistler, çok fazla tembelleşiyorlar. Yani anne baba biraz çok daha fazla emek vermesi lazım çocuklarına. Yani öz eleştiri yapmam gerekiyorsa ben de konuda yanlış şekilde
davrandım küçüklüğümde. Yani daha fazla gitseydim belki daha fazla onlara karşı bir özlem duyarlardı. Ama çocuklar şimdi yani istiyorlar ki başka şehirlerde görelim. Türkiye'ye bağlı kalmayalım diye düşünüyorlar. Ama ben isterim ki tabii ki memlekete tekrar baştan bir filizlensin de çocuklar. Olması gerekiyor. Ayhan abi son olarak kamerayı sana bırakıyorum. Buyur buradan orduya, korgana, vatana, Türkiye'ye ne söylemek istersin abi? Buradan bütün sevdiklerime, arkadaşlarıma selamlar, sevgiler iletiyorum. Ben bıraktığınız gibiyim. Ve sizi de bıraktığım gibi görmek istiyorum inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah razı olsun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz abi. Efendim Almanya'nın Hamm bölgesindeydik. Sayın Ayhan Açıcı ile birlikteydik. Çok sıcak bir ortamda karşılandık. Hani biz belki yarım saatlik çekim yaptık ama öncesinde bir saat sağ olsun Ayhan abim bize 3000 kilometreden geldiğimizi hissettirdi. Muazzam bir sofra kurarak burada güzel vakit geçmemize sağlık. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gurbetçi programı devam edecek. Thank you.
Efendim Gurbetçi programın ikinci bölümünde yine Almanya'nın Hamm bölgesindeyiz. Bu sefer başka bir hemşerimizin yanındayız, iş yerindeyiz. Kendisini tanıyacağız, buradaki hayat hikayesini öğreneceğiz, vatan hasretini, memleket hasretini konuşacağız. Programımızı bu bölümde yine Hamm bölgesinde tamamlayacağız. Efendim öncelikli olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Mustafa Es. 1996'da Almanya'ya geldim. 2 değişik işlerde çalıştım burada. Et firmalarında çalıştım. Sonradan da 2004'te bu şirketi kurduk. Kumaşçılığa başladık. Kumaş satıyoruz diye bir firma kurduk. 2004'ten beri bu işle iştigaliz. Peki abi, ilk nasıl geldiniz? Aile birleşimi mi oldu? Evet, aile birleşimiyle geldik. Aile birleşimiyle 1996'da buraya geldik. Tabii geldiğimizde çok zorluklar çektik. Onu soracaktım. Tam nasıl alıştın? Evet. Dil yok, farklı bir ortam. Çok zorluklar yaşadık. Ayrı bir dünyaya geliyorsun. Dil yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Yeniden bir hayat kuracaksın. Tabii ki aile desteğiyle oluyor bunlar. Eşinin desteğiyle. Kendini şartlandırman gerekiyor. Ben burada yaşayacağım, burada kalacağım diye tekrar yeniden bir hayat düzen kuracağım buraya. Biz genç yaşta geldiğimizde çabuk adapte olabildik. O yönden zorluklar çektik, çekmedik değil. Biz Türkiye'de biz fazla çalışan bir insan değil. Okul bitti, buraya geldik. Gece saat 3'te kalkıp işe gidiyorduk. O bize çok zor gelmeye başladı. Ama Almanya'nın düzeni çalışma üzerine kurulmuş bir düzen. Çalıştık çok şükür. Bu hallere geldik. Sektör hakkında biraz bilgi verir misiniz? Mesela bir gününüz, bir haftanız nasıl geçiyor? Biraz sektörü anlatabilir misiniz? Biz iş yerimizi sabah saat 9'da açıyoruz. Akşam 6'da kapatıyoruz. Müşteri potansiyelimiz genelde Alman yabancılar. Türkler artık fazla dikiş dikmiyor. Sadece eskiden Türkiye'ye giderken hediyeli kumaş götürüyorlardı. O olay da bitti artık. Genelde Almanlara hitap ediyoruz. Sektör şu anda pandemiden dolayı birazcık aşağı çekti kendini. Bayağı bir yavaşladı. İnşallah düzelir diye bekliyoruz. Pazarlar olayım abi. Pazar sistemi nasıl burada? Biz ayrıyetten hafta sonları pazarlara çıkıyoruz. Kumaş pazarlarına gidiyoruz. Gittiğimiz pazarda sadece kumaş satılıyor. Almanya'nın bütün şehirlerini geziyoruz. Cumartesi, pazar günleri pazarlara çıkıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Şunu soracağım. 30 yıldır gurbettesiniz neredeyse. Gurbetteki en acı anınız, sizi en çok üzen olay hangisiydi? Hani böyle var mı? Belki bir yakınınızı kaybetmiştirsiniz veya farklı bir durum vardır. Çok şükür annem babam sağ şu anda. Tabii ki Türkiye'deki yakınlarını kaybettiğin anda cenazelerine katılamıyorsunuz. Onların acılarını gidip sonradan paylaşabiliyorsunuz. Biraz daha böyle aileden kopuk yaşıyorsunuz mecburiyetten dolayı. Her zaman gitme şansınız olmuyor. Çalışan insanlar o konuda daha az zorluk çekiyor. Biz en azından serbest meslek yaptığımızdan istediğimiz zaman gitme şansımız olabiliyor. Ama aile hasreti daha başka oluyor burada. Annem babamız sağken şu anda arada senede 2-3 defa gidip ziyaretlerini yapıyoruz. Başka türlü de her zaman gidemiyoruz yani. Peki ordu deyince aklınıza gelen ilk 3 şeyi sorsam ne geliyor? Yani şimdi herkesin dediği gibi fındık diyeceğim ama ben fındık demeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Deniz kokusu. 1. Gürgen ağacı geliyor benim aklıma. 2. Bir de çimen kokusu geliyor. 3. Evet. Tamamen orduya özdeşleşen kokular aslında. Evet. Peki ne sıklıkla gidiyorsunuz Türkiye'ye, orduya? İşten dolayı genelde senede 3-4 defa gidiyorum. Bazen daha fazla da oluyor. 3-4 defa gidiyorum ama orduya fazla gidemiyorum. Orduya senede bir kere veya iki kere ancak gidebiliyorum. Bir gününüz nasıl geçiyor mesela orada? Ne yapıyorsunuz gittiğinizde? Biz şimdi orduya gittiğimizde ilk önce tabii ki yaylaya çıkmak lazım. Önce yaylaya çıkıyoruz.
yayla hasretimizi bir dindiriyoruz. Köydeki akrabaları, eşi dostu ziyaret ediyoruz. Biz Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşadığımız için, köyünde kaldığımız için birazcık buradaki çocuklarımız orada fazla kalmak istemiyorlar. Sıkılıyorlar çünkü köyde herhangi bir aktivite olmadığı için 3-4 gün sonra artık yavaş yavaş geri dönme vaktimiz geliyor. İzmit'te yaşıyorum ben. Annem babam da orada kalıyorlar. Sadece Ordu'ya fındık sezonunda gidebiliyoruz. Peki buradan izin zamanı belki karayoluyla, belki uçakla Türkiye'ye gidiyorsunuz. Girdiğinizde vatana ne hissediyorsunuz? O hisler ne oluyor? Veya Kapıkule'den geçerken o bayrağımızı gördüğünüzde? İşte işin en güzel tarafı orası oluyor böyle. Ben genelde arabayla gidiyorum. Sınırdan geçtiğin zaman, bayrağı gördüğün zaman bir huzur kaplıyor. Oh diyorsun yani, bir dünya varmış diyorsun artık. Kendini çok güvende hissediyorsun. O kadar kaç tane ülke geçiyorsun. Geçtikten sonra bayrağı gördüğün zaman her şey, o bütün sıkıntılar bitiyor. Tabii bunun bir de geri dönüşü var, o hüzün oluyor biraz da. Geri dönüş farklı oluyor. Abi şunu merak ediyorum. Mesela zaman zaman Türkiye'nin üzücü haberler geliyor. Mesela en son Bartın'da 41 maden işçimiz şehit oldu. Kazalar oluyor, depremler oluyor. Bu haberleri ilk nasıl duyuyorsunuz? Mesela duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Şu anda teknoloji çağında yaşadığımızda aynı anda biz de burada Türkiye'de ne oluyorsa hepsini duyuyoruz. Hepsiyle aynı şekilde tabii ki insan üzülüyor. Gerekli yardımlar yapılmak istediğinde de herhangi bir bağış şeylerinde de elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki insanlar ne hissediyorsa biz de burada aynısını hissedebiliyoruz, hemen anında aynısını hissediyoruz zaten. Şu var abi, mesela sizin dönem, siz biraz şanslısınız çünkü hayatınızın bir bölümünü Türkiye'de geçirmişsiniz. Evet. Ve sonra buraya gelmişsiniz ve sizin çocuklarınız da şanslı aslında çünkü onlar da Türkiye'de yaşayan bir babayla büyüdüler. Mesela burada doğup büyüyen babalar var, anneler var, Türkiye'den gelmeyen. Onlar çocuklarına ne yapmaları lazım? Sizin gibi aynı şekilde Türkiye'yi sevmeleri için, vatana hasret duymaları için nasıl bir eğitim vermeleri lazım sizce? Ya da ne yapmaları lazım? Çok mu sık götürmeleri lazım Türkiye'ye? Çünkü bir alt kuşaklara indiğimizde bir risk söz konusu. Sizin kadar vatana bağlı olmayacak, ya bağlı olurlar, hasret duymayacak, memleketine gitmeyecek gibi bir durum var sanki ortada. Evet var. Bu çok büyük bir tehlike aslında. Bazen biz Türkiye'den ilk geldiğimizde, mesela benim bir tane oğlum var, ben onu Türkiye sıklıkla götürdüğüm için Türkiye'deki aile bağları kuvvetli onun. Ne kadar çocuk fazla izine gidip ailesiyle vakit geçirirse Türkiye'de bağları daha kuvvetleniyor. Ama bazı insanların durumundan dolayı, maddi durumundan dolayı veya imkanları olmuyor, gidemiyorlar. Burada camiler yoluyla bir kaynaşma oluyor veya dernekler yoluyla bir kaynaşma olması gerekiyor ki Türk toplumları bir arada durabilmesi için dernekler çok önemli bu konuda. Büyük onlara iş düşüyor. Bu şekilde. Son olarak ben size kamerayı bırakayım. Buyurun, buradan Türkiye'ye, Ordu'ya, Korgan'a, İzmit'e ne söylemek istersiniz? Türkiye'deki sevdiklerimize buradan bol bol selam gönderiyoruz. Ordu'ya, bütün ordulara selam olsun. Efendim, Almanya'da Ham bölgesinde Mustafa abimizin yanındaydık. Onunla hasbihal ettik Almanya hikayesini, buradaki bir gününü, Türkiye'deki bir gününü, Türkiye Ordu özlemini konuştuk. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.
Müzik.